Evet çocuklar, fen bilimlerinde doğal ve yapay çevreyi daha önce işlemiştik. Fakat önemli bir konu olduğu için tekrar etmemiz gerekiyordu. Şimdi ilk önce çevrenin tanımından başlayalım. Çevre canlı ve cansız varlıkların bir arada bulunduğu, birbiriyle etkileşim halinde oldukları yerlerin tamamına biz çevre diyoruz. Çevre de kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Doğal çevre ve yapay çevre, bunları etrafımızda görebiliyoruz. Peki bu ayrım ne? Doğal ve yapay çevre arasındaki fark ne? Şimdi çocuklar, doğal çevre neydi? Doğal çevre insan elinin dokunmadığı, insan elinin değmediği, insan yapımı olmayan, doğada kendiliğinden var olan çevre doğal çevreydi. Adı üzerinde doğal çevre. Bakalım. Mesela bu. Okuyalım bir. Canlı ve cansız varlıkların denge içerisinde bulundukları, kendiliğinden oluşan, bakın bu önemli, kendiliğinden oluşan, insanlar tarafından yapılmayan çevreye doğal çevre diyorduk. İnsan yapımı olmayacak, kendiliğinden var olacak. Bu görselimiz doğal çevreye örnektir. Arkadaki ağaçlar, çimenler, hayvanların bulunması ve çiçeklerin bulunması da doğal çevre örneğidir. Bu görselde bir orman söz konusu. İnsan yapımı değildi. Doğada kendiliğinden vardır. O zaman bu da doğal çevreye örnekti. Geçtik. Bir diğeri dağlar. Dağlar da kendiliğinden oluştuğu için, insan yapımı olmadığı için doğal çevre örneklerindendir. Bir diğeri çiçekler. Çiçekler de çiçeklerin bulunduğu yerlerde doğal çevre örneğidir. Denizler. Denizler ve orman da görüyorsunuz, dağlar da görüyorsunuz. Burası da doğal çevreye örnekti. Hızlı hızlı geçiyorum çünkü daha önce de bunları yapmıştık. Devam edelim. Şelale. Şelale de, bu gördüğümüz şelale de doğal çevre örneğidir. Göller, ovalar diye bunları çoğaltabiliriz. Peri bacalarının doğal bir oluşum olduğunu, rüzgarlar, seller dolayısıyla maruz kalmasından dolayı kayaçların aşınarak meydana geldiğini, yani doğal yollardan bu şekli aldığını daha önce de söylemiştim. Doğal çevrede canlı ve cansız varlıklar uyum içinde yaşarlar. Doğal çevrede canlı çeşitliliği çoktur. Doğal çevrenin havası ve suyu temizdir. Çünkü insan elini dokunmamıştır. Doğal çevrede insanlara ve araçlara az rastlanır. O yüzden daha çok insanlar yoruldukları zaman doğal çevrede olmak isterler. Çünkü en az insan sesinin ve araç sesinin olduğu yerdir doğal çevreler. Yapay çevrede insan tarafından yapılmış olan çevre yapay çevredir. Gördüğümüz gibi burada bir köprü var. Buradaki köprü insan yapımıdır. Gördüğünüz taşlar insan dizimidir. O yüzden bu yapay çevre örneğidir. Evler, arabalar, köprüler, caddeler, parklar, kaleler, tarihi eserler, kısacası insan tarafından yapılan her şey yapay çevreye örnek olarak verilebilir. Burada havuz var. Havuzun etrafında küçük iskeleler var. Bunlar da nedir? Yapay çevreye örnektir. Doğal çevre ise yaşamın sürdürülmesi için vardır. Canlı yaşamı sürdürülmesi için. Doğal çevre olmadan yapay bir çevrede söz etmek mümkün değildir demiş. Burası da bu görselde yapay çevre örneği.
Evet çocuklar, doğal ve yapay çevreyi öğrendik. Şimdi arı kitabımızdan sayfa 96'daki etkinlikleri yapalım. Verilen çevre örneklerinin isimlerini noktalı yerlere yazalım. Bakın size şunu sormamış. Doğal çevre mi yoksa yapay çevre mi yazınız dememiş. Çevre, bunların hepsi bizim çevremiz. Çevremizin isimlerini, nerede olduğumuzu. Şu an çocuklar var, masada oturuyorlar. Kitapları önlerinde nerede olabiliriz? Sınıfta. Yazalım. Benimle birlikte yazın. Sınıfta. Şöyle sınıfta demeyelim, sınıf diyelim. Direkt yeri sorduğu için. Burası kişinin hangi çevresi olabilir? Evi olabilir. Öğretmen var, çocuklar var. Arkada da okul gözüküyor. Burası neresi olabilir? Okul olabilir. Diğerine baktık. Caddeler, sokaklar, binalar, ağaçlar var. Burası neresi olabilir onun? Mahallesi olabilir, değil mi? Mahalle. Geldim diğerine. Piknik malzemeleri var, çiçekler var. Şurada da çitler falan var. Gökyüzü gözüküyor. O zaman bu bireyin hangi çevresi olabilir? Evinin bahçesi olabilir. Evinin bahçesi. Peki burası ne olabilir? Mahallesindeki bir oyun parkı olabilir. Yazalım. Oyun parkı. Evet. Aşağıdaki kelimeleri kullanarak cümleleri tamamlayalım demiş. Kelimelerimiz şunlar. Temizlik, çöp, paspasa, sifonu, yardımcı, klozetlere ve lavabolara, çiçeklere, ağaçlara demiş. Örnek uygun olanları yerleştireceğiz. Evimizin temizliğinde ve düzeninin korunmasında ailemize nokta nokta olmalıyız. Ne olmalıyız çocuklar? Yardımcı olmalıyız. İkincisi, sokak ve mahallemizde yere asla ne atmamalıyız? O sokak ve mahallede biz yaşıyoruz sonuçta. Ki o sokak ve mahallede biz de yaşamasak bile o yerlere çöp asla atmamalıyız çocuklar. Çöp. Okulumuzda nokta nokta kurallarına uymalıyız. Şu yazdıklarımızı bu arada silelim. Yardımcı, pardon. Yardımcı yazdık. Çöp yazdık. Biraz bunu büyütelim. Evet. Üçte kalmıştık en son. Okulumuzda nokta nokta kurallarına uymalıyız. Bundan hep bahsediyoruz. Ne kurallarına uymalıyız? Temizlik kurallarına uymalıyız. 4. Okula girişlerde ayakkabılarımızın altını nokta nokta silmeliyiz. Zaten kapının önünde, giriş kapımızın önünde ne var çocuklar? Paspas. Neden paspası ayağımızı siliyoruz? Çünkü yağmur yağdı, yerler çamur oldu, ayaklarımızın altı battı. Okul daha da pislenmesin diye kapının önündeki paspasa ayaklarımızı silmeliyiz. Geldik 5. Beşe. Tuvaleti kullandıktan sonra mutlaka nokta nokta çekmeliyiz. Bu arada şunları tekrar silelim. Temizliği yaptık. Paspasa dedik. Kaldı 3 tane. Neyi çekmeliyiz? Sifonu. Nokta nokta çöp atmamalıyız. Zaten 2 tane kaldı bu arada. Klozetlere ve lavabolara, çiçeklere, ağaçlara. Hangisine? Nerelere çöp atmamalıyız? Klozetlere ve lavabolara çöp atmamalıyız. Çöp için zaten gerekli bütün çöp kovaları ve kutuları mevcut. 7. Sokağımızda evimizin ve okulumuzun bahçesinde bulunan nokta nokta özenli davranmalıyız. Nasıl da neylere özenli davranmalıyız? Çiçeklere, ağaçlara. Devam ediyoruz. Sayfa 97. Evet. Aşağıdaki kaynaklardan tükenir olanlara, pardon.
aşağıdaki kaynaklardan tükenir olanlara çarpı tükenmez olanlarına T harfi koyunuz demiş. Çocuklar, şimdi şurada bir güneş görüyorsunuz. Güneş tükenir bir enerji kaynağı mı, tükenmez mi? Çocuklar, güneşten daima faydalanabiliriz. O yüzden güneş tükenmez bir ışık kaynağımızdır. Geldik, orada bir kömür var. Kömür tükenebilir mi? Tükenebilir çocuklar. Çok kullanıldığı zaman bir maden olduğu için bu da tükenebilir. Tükenir olanları çarpı koyuyorduk. Diğeri, şurada rüzgar gülleri görüyorsunuz. O zaman aklınıza ne gelecek? Rüzgar gelecek. Rüzgar da tükenmeyen, yani devamı hep olacak bir kaynaktır. O yüzden tükenmez olanlara T diyorduk. Diğerine baktık. Sanırım buradan bir maden çıkarma işlemi var. Madenleri çok kullandığımız zaman ne olur çocuklar? Tükenir bir süre sonra. O yüzden hep diyoruz ya, kaynaklarımızı özenli kullanmalıyız. Niye? Çünkü çok kullanırsak onları zamanı gelince bulamayabiliriz. Herkes ihtiyacı kadar kullanmak zorunda. O yüzden madenler de tükenebilir olduğu için çarpı attık. Bu tükenebilir. Geldik doğalgaza. Doğalgaz da tükenir kaynaklardandır çocuklar. O yüzden çarpı koyduk. Geldik su. Baraj görüyorsunuz. Baraj görünce aklımıza su gelecek. Su da çocuklar tükenebilir kaynaklardandır. Tükenir olanlara çarpıyı attık. Geçelim diğer etkinliğe. Çevreyi korumak için aşağıdakilerden hangileri olumludur? İşaretleyelim. İşaretleyelim bakalım kimler olumlu. Sizce şu görsel, zaten gördüğünüz gibi anlaşılıyor. Lütfen çöp atmayınız gibi bir levha varken önü çöp dolu. Yani bunlar olumlu, bu görsel olumlu değil çocuklar. O yüzden hiçbir şey işaretleme yapmıyoruz. Bu olumlu değil. Geldik diğerine. Burada farklı malzemeler var. Cam eşyalar var, plastikler var, işte yediğimiz atıklar var. Bunları hepsini ayrı ayrı çöp kutularına, yani geri dönüşüm kutularına koymuşlar. Geri dönüşüm neydi zaten? Tekrar kullanılabilmesi için. O yüzden bu olumlu bir davranıştır. İşaretledik. Bir tane diğer görselde geri dönüşüme çöp atan bir çocuk görüyorsunuz. Bu da olumlu bir davranıştır. Altta bu görselde çocuklar gördüğünüz gibi çöp kutusu varken çocuk umursamadan yerlere atıyor. Bu da olumsuz bir davranıştır. Diğeri, siz çok seversiniz mavi kapak toplamayı. O kapakları ne yapıyor çocuk? Plastiklerin top. Evet çocuklar, etkinlik 5'e geçmeden önce şimdi yaşadığımız çevreyi temiz tutmak için neler yapabiliriz? Biz biraz onun hakkında konuşalım. Temiz bir okulda, sağlıklı bir çevrede yaşamak hepimizin hakkıdır biliyorsunuz ki. Temiz olmayan bir çevre bizleri mutsuz edeceği gibi bulaşıcı hastalıklara da yol açabilir. Bu yüzden çevremizi korumak hepimizin kendi sorumluluğundadır. Çevremizi korumak için çöpleri çöp kutusuna atmamız gerekir. Tuvalet ve lavaboların temizliğine önem vermemiz gerekir. Kullandığımız araç ve gereçleri özenli bir şekilde kullanmamız gerekir. Evsel atıklarımızı, yani evde çıkan çöplerimizi de ayrıştırmamız gerekir. Ayrıştırma için de geri dönüşüm kutuları zaten mevcuttur. Şimdi hazır geri dönüşüm demişken etkinlik 5'te geri dönüşüm kutularını yerleştireceğiz atık örneklerini. Şimdi soda şişesi, süt kutusu tek tek yerleştirelim. Cam. Soda şişesi, cam, kağıt, metal, plastik. Hangisidir soda şişesi? Cam. Benimle birlikte lütfen siz de yazın.
Gelelim süt kutusuna. Süt kutusu biliyorsunuz ki kağıttır. O yüzden kağıt geri dönüşümüne atmamız gerekir. Süt kutusu. Eski çelik tencere. Adı üzerinde çelik, metal bir yapıda olduğu için çelik tencere metal geri dönüşüme atılması gerekir. Plastik yoğurt kabı, yoğurt kabı demiş. Zaten adı üstünde plastik. Bu da plastik geri dönüşüm kutusuna atılması gerekir. Yoğurt kabı. İlaç kutusu. İlaç kutuları kağıt bir maddeden üretilmiştir. O yüzden ilaç kutusu da kağıt geri dönüşümüne atılması gerekir. Cam parçaları adı üzerinde cam geri dönüşümüne cam parçaları. Çatal, çatal metal bir maddedir. O yüzden metal kutusuna atacağız. Şampuan şişesi. Şampuan şişeleri plastik bir yapıdadır. O yüzden şampuan geri dönüşümüne, plastik geri dönüşümüne atacağız. Diğeri plastik oyuncaklar. Adı üstünde plastik geri dönüşümüne atacağız. Oyuncaklar. Kaşık. Kaşık da metal, aynı çatal gibi metal bir maddeden üretilmiştir. Kaşığı da metale yazdık. Cam kavanoz adı üzerinde kavanozla cam geri dönüşümüne gidecek. Karton kutular kağıt geri dönüşümüne gidecek. Karton kutular cam şişe cam geri dönüşümüne, plastik poşet, plastiğe poşet yazmamız yeterli. Bıçak, bıçak da metal bir yapıdadır. O yüzden yazdık. Dergilerde kağıt, kağıt geri dönüşümüne gidecek. İlerleyelim. Aşağıdaki çevre resimlerinden doğal olanlara D, yapay olanlara Y harfi yazalım demiş. Kapadokya, daha önce de konuşmuştuk, peri bacaları doğal bir oluşumdur. O yüzden ne yazacağız? Doğal çevrenin D'sini yazdık. Saray, insan yapımı olduğu belli. Aynı binalar gibi burada insan yapımı olduğu için yapay çevre. Şelale. Çok güzel bir doğa manzarası. O zaman nedir bu? Kendiliğinden oluştuğu için doğal çevre. Pamukkale, travertenler bunlar ne? Bunlar da kendiliğinden oluştuğu için doğal çevreye örnektir. Anıtkabir insan yapımıdır. O yüzden yapay çevreye örnektir. Bir yapı inşa edildiği için. Mağaralarda kendiliğinden oluştuğu için doğal çevreye örnektir. Şimdi bölüm sonu testimiz var. Onları da yapalım size. Soru 1. Büyütelim. Aşağıdakilerden hangisinde çevreye zarar veren bir olay vardır? Çevreye zarar veren. Farkındaysanız iki tane çocuk var. Birisi çöpleri atıyor, diğeri de yerleri süpürüyor. Bu zarar veren değil, yarar sağlayan bir harekettir, bir olaydır. Doğru. Bu yarar sağlayan. Çiçek sulayan kız, bunu daha önce de görmüştük. Bu da yarar sağlar fakat bu zarar verir çocuklar. Cevap A. İkinci soru. Geri dönüşümle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Her atık maddenin geri dönüşümü olur. Geri dönüşüm çevre kirliliğine neden olur. Geri dönüşüm ülke ekonomisine katkı sağlar. Her atık maddenin geri dönüşümü olmaz çocuklar.
Geri dönüşüm çevre kirliliğine neden olmaz. Tabii ki de zaten bu geri dönüşümün amacı neydi? Atık maddelerin geri dönüştürülmesi, doğaya karışmaması, tekrar kullanılabilir olması. O yüzden bu ifade de yanlış ama geri dönüşüm ülke ekonomisine yani ülkenin parasal durumuna katkı sağlar. Çünkü bir maddeyi tekrar tekrar kullanabileceğimiz için cevap C. Üçüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynağıdır demiş. Benzin, rüzgar ve kömür. Çocuklar. Aynı yenilenebilir. Yani şunu da diyebiliriz. Tükenmez. Hangileri tükenmez? Evet, benzin tükenebilir, kömür tükenebilir. Fakat rüzgar tükenmez çocuklar. Sürekli yenilenebilir. Cevap B. 4. Aşağıdakilerden hangisi doğal çevreye örnektir? Zaten yapılardan da anlaşılacağı gibi A ve B insan yapımıdır. Fakat C doğal bir çevreye örnektir. 4C. 5. Okulumuzun daha temiz ve daha güzel olması için neler yapılabilir? Okul bahçemizdeki çöp kutularını kaldırabiliriz. Bu temiz olmasına değil, pis olmasına sebep olur çocuklar. Cevap A, kesinlikle değil. Masa ve sıraların üzerine adımızı kazıyabiliriz. Bu okul malına zarar vermektir. O yüzden daha güzel bir çevreden söz edemeyiz. B de değil. C. Tuvaletleri temiz bırakmaya özen gösteririz dersek ortak alanların özenli ve temiz kullanımına örnek bir cümledir. Cevap C. 6. Doğal çevre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Doğal çevrede daha çok canlı türü bulunur. Doğal çevre insan eli değmeden oluşmuştur. Doğal çevre insanlar için vardır dersek çocuklar, doğal çevre yalnızca insanlar için değildir. Doğal çevrede biliyorsunuz ki başka canlı varlıklar da vardır. Hayvanlar, bitkiler gibi. O yüzden doğal çevre sadece insanlar için değil, bütün canlı varlıklar için gereklidir. O yüzden hangisi yanlıştır demiş? Cevap C.